Selamlar, saygılar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Klan Savaş Ligimizin 4. gün canlı saldırılarını gerçekleştireceğiz. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. 5. gün içinde akşam 20.45'te 21.00 sularında canlı yayında olacağız. Canlı yayını herkes bekleriz arkadaşlar. Türkiye derecesinin değerli klanlarından hanedan rakibimiz Şampiyon 1 Ligi'ndeki mücadelemiz devam ediyor. 3. gün savaşımızı kaybettik bu arada. Hemen bir göstereyim arkadaşlar. 3. günde 36'ya 39 sonuçlandı. 4. günümüzde hanedanla ilerleyişimiz devam ediyor. Savaş birazcık kafa kafaya diyebiliriz. Açıkçası biraz da avantajlıyız şu an için baktığımızda. Bizden bir de iki tane tek yıldız var arkadaşlar. Cem tekte kalmış. Bir de bakalım aşağıda var mıydı? Yok. Bir tek Cem tekte kalmış arkadaşlar. Onun dışında hanedan klanından da güzel üçlükler var. İki yıldızlar var. Onlarda bir tek işlemi yok. Şöyle bir duruma bakalım. Resistans klanı aldı başını gidiyor. Bize 45 atmışlardı. Sonrasında 39, 42 atmışlar. Ve şu anda 40 atmışlar. Bir savaşları daha var. Son günde de hanedanla oynuyorlar. Şöyle baktığımızda 4. sıradayız arkadaşlar. Hanedan klanı da 5. sırada. Lig düşecek klan açıkçası belli. Bu klan tüm savaşlarını kaybetti. O yüzden rahat bir şekilde ilerleyişimiz devam ediyor arkadaşlar. Hem biz hem de hanedan klanının düşeceğini düşünmüyoruz açıkçası. Çünkü öbür klan çok geride arkadaşlar. Ve bu sezon bir klan düştüğü için rahatız. Şimdi saldırımı 5. köye gerçekleştireceğim. Karahanlı'ya bir saldırı yapacağım. Üst taraftan kartal topunun oradan bir kraliçe yürüyüşü yapıp kartal topunu almak istiyorum. Daha sonrasında kraliçeyi çekip bir dış taraftan ilerletip ordumu göndereceğim. Bu şekilde bir planım var. Zeplin kullanımını düşünüyorum. Belediye binasında zeplinle alacağız inşallah. Haydi buyurun saldırımıza geçelim. Geri çağırma büyülü orman binicisi kombinasyonumuz. Her şeyimiz hazır. Eksik bir şey yok. Ben de saldırıma geçiyorum dostlar. Üst taraftan bir bakalım şimdi. Şöyle sinsilerle bir temizlik yapalım. Kraliçemizi şuradan gönderelim. Depoyu da indirirsek güzel olur. Bir tane sinsi attım. Bakalım kraliçe girecek mi, girmeyecek mi? O bizim için önemli bir durum. Şifacılarımızı şöyle gönderdik. Girmediği takdirde süper duvar kırıcı atıp hemen kraliçeyi içeri sokmaya çalışacağım. Dış tarafı tekrardan sinsilemeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kraliçe girmedi ama şimdi soktuk. Şöyle iki balon atalım arkadaşlar. Burada güdümlü konusunda problem yaşayabiliriz. Kartal topunu aldığımız için açıkçası pek öfke kullanasım yok. Bu alandan hatta görünmezlikle çıksak yeterli olur. Bir görünmezlik atıyorum kraliçeme. Büyücü kulesini aldık, koruyucuyu aldık. Zehiri de devreye sokup hemen kraliçemi alıp götüreceğim. Şöyle aldım götürdüm. Şimdi dostlar üst taraftan devam edelim. Koruyucumuzu gönderelim. Üst taraftaki temizlik biraz daha hoşuma gitti açıkçası. Şuraya iki tane büyücü gönderdim. Bir süper duvar kırıcı atıyorum. Ve buz golemimi attıktan sonra barbar kral ve orman binici desteklerim de geldi. Şöyle zeplinimizi seçtik. Bir adet öfke gönderiyorum. Zeplini bırakıyorum. Bir balon atıyorum. Birazdan kelle de gönderip koruyucu özelliğimizi şu alanda bastık. Okey. Şimdi püskürtücüyü dondurmamız bizim için güzel olacaktır. Zeplinin gitmeme durumu olabilir. Hala var ama şöyle öfkemizi gönderelim. Sanırım ulaştırdık. Evet, zeplini ulaştırdık. Belediye binası iniyor. Barbar kral duvara takıldı. Orada titanla çok uğraştı. Monolitten büyük hasar yedi. Şöyle ordumuza bir öfke büyüsü gönderelim arkadaşlar. Dış tarafı da yavaş yavaş büyücülerle temizleyerek ilerletmeye çalışıyorum. Hemen şu alana da gönderelim. Kraliyeti bıraktım. Şuradan bir kelle avcısı gönderdim. Bir tane öfkemiz var. 1 dakika 16 saniye gibi bir süremiz var. Rakip barbar kralı da yedikten sonra işlemimiz biraz daha güzel devam ediyor. Belediye binasının orada biraz fazla kırmızı bomba, güdümlü vesaire vardı. Bunlara takıldık. Evet, rakip kraliyetin olduğu etaba geldik. Şimdilik dondurmamı kullanmadım. Kraliçe özelliğimi de bekletiyorum. Arka tarafta bir monolit problemi var. Kraliyet için kullanmayı düşünüyorum açıkçası. Kraliyet de şu an güzel bir pozisyonda. Arkadan temizlik yapan bir kraliçe var. Keşke sen de bizde gelseydin be kraliçe. Şöyle kraliyetin özelliğini bastım ve şurada bir dondurma atmak zorunda kaldım. Kraliyeti kaybediyoruz. Monolit sıkıntıda. Kraliçe yani dış taraftan saçma sapan keşke ilerlemeseydin de bizim ordu ile ilerleseydin be. Kraliyet çok öne geçti arkadaşlar. Dondurmayı kullanmama rağmen kraliyeti kaybettik. Sonrasında da askerimiz kalmadı. Maalesef ilk savaştan 3 yıldız alamadık. Sağlık olsun. Zaten kraliçe buradan özellik müzellik derken süre kalmadı yani. Dış tarafı temizlesin falan hiç önemli değil. Biz buradan yüzdeyi toparlamaya çalışacağız. Aslına bakarsanız bence güzel bir saldırıydı.
Ama nedense kraliçenin ordudan ayrı takılması bizim için problem oldu. Ordu erken eridi şu noktada. Şifacılar falan filan bayağı güdümlüye gitti. Sağlık olsun ya. En azından Türk bir klana karşı iki yıldızda kaldık. Hiç problem değil. %93'te kaldık arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş devam edelim. Lekesizler Lig klanımızdayız dostlar. Şimdi burada da 33'e 32'lik bir skor var. Zaten savaşı kazanmışız. Bir de benim savaş kalmış. Ben de üstüne artık böyle tatlısı baklavası olacağım diyebiliriz. Tekler var bu arada. Bir Cem tekte kalmış. Cem bugün ne yapmış ya? Her klanda tekte kalmış galiba. Askeri abi tekte kalmış. Onun dışında tek yok. Sıkıntı yok. Evet, öndeyiz. Üçüncü gün savaşımızı kaybetmişiz bu arada. Yani üçüncü günü net alırız demiştim ama burada da yine tek yıldız iki tane var. Bunlar bizi mahvetti. Canlı yayında yapmıştık. Bir tanesi Hüseyin'den, bir tanesi de Bekir abiden gelince savaşı kaybettik. 38-37. Yani çok dikkatli olmamız lazım. Özellikle süper okçulu, orman binicisi yapan dostlarımız, süper okçular mesela belediye alamadığında ya da direkt süper okçular dev bombaları vesaire bir şeye patlayınca savaşı sıkıntıya giriyor. Ben açıkçası birazcık o yüzden süper okçulu orman binicisi kullanmıyorum arkadaşlar. Hani en azından kraliçe yürüyüşü yapıyorum. Kraliçe baktım istemediğim yere gidiyor. Hemen çağırıyorum. Ya da zeplinle belediye alıyorum. Yani iki yıldızı kurtarmak benim orduda bence çok kolay. Tabii tek yıldız olduğu olmuyor mu? Oluyor, mutlaka oluyor ama çok çok nadir oluyor. Şimdi rakibin yedincisine saldırı gerçekleştireceğiz. Zaten savaşı kazanmış olmanın verdiği rahatlıkla saldırı gerçekleştireceğiz. Alttan bir kartal top alalım yine kraliçe yürüyüşüyle. Bir iki temizlik yaparız. Sonrasında yine yan taraftan ordumuzu gönderip ilerleyişimizi sağlarız. Burada kraliyet şampiyonumuzda maalesef kazıcı var. Tilki yükseltmede. Aynı kombinasyonumuz, her şeyimiz hazır. Ben direkt saldırıya geçtim dostlar. Sizleri de bekletmek istemiyorum. Akşam canlı yayında da inşallah 10 numara son gün savaşlarını yapacağız. Şimdi burada önemli olan kraliçenin nereye gittiği. Çünkü sinsiyle temizleyebileceğim fazla bir nokta yok. Yeti atıp kartal topunu oraya o şekilde sokmamız gerekecek. Sağdaki ordu kampını aldı, solu aldı. Şimdi içeri girebilir. Evet, içeri girdi. Bu arada rahat oldu. He, beklediğimden çok rahat oldu. Yani bir dış taraf uğraştırır eder diyordum. Hiç öyle bir şey yaşanmadı. Buradan bir barbar kral almak istiyorum açıkçası. Kartal topunu zaten alacağız. Ondan sonra da klan kalesi gelecektir muhtemelen. Klan kalesinden gelen askerler bizi bir de xyaylarıyla birlikte daraltmazsa, iyice boğmazsa belki orada temizlik yaparım. Ama baktım çok sıkıştık. Kraliçeyi geri çağırır. Ekmeğime bakarım arkadaşlar. Evet, bir öfke atmak zorundaydım bu arada. Şimdi barbar kralın orada of. Bir tane güdümlü yedik. Barbar kralı aldık. Klan kalesiyle hiç uğraşmasak mı ya? Baksan abi, araya çok kötü aldılar ya. Şöyle biz dışarıdan devam edelim. Koruyucuyu bırakalım. Sol tarafta temizlik yaparız. Gelin abi, buz golem. Gelin cadı, gelin abiciğim. X'yi sıkıyor ama bir ön etaba da gitmek istemiyorum. Şöyle burada hemen bir temizliğimizi yapalım. Hatta vakitten kaybetmeyelim. Barbar kralı da yolladım. Bir süper duvar kırıcı atıyorum. Şimdi zeplini biraz daha sağlatmamız lazım. Püskürtücü o noktada çünkü. Şöyle hemen savaşımızı artık başlatabiliriz. Dış tarafa bir yeti atıp büyücü desteği verdim. Şöyle bir süper duvar kırıcı attım ve şu alanda bir öfke kullanıp bir de kelle avcısı attım. Şimdi zeplin, hadi zeplin kullanmayayım, köstebek kullanayım dedim. Köstebek yok lan elimde. Lan koruyucu, sağdan gideceksin diye sağdan nereye gidiyorsun koruyucu? Allah Allah, Allah Allah. Ulan sağ tarafa orduyla bütünleşir dedik. Attık, namussuzun gittiği yere bak. Şurada dondurma attım. Yine belediyenin oraya gitti lan, bir şekilde gitti. Ama belediyeyi alabilir miyiz? O muammak. Bir görünmezlik kulesini dondurdum. Belediyeyi aldık. Vallahi aldık yani. Şansa, bala, göte belediye binası indirdik abicim ya. Şöyle bir barbar kralı özelliğini basalım. Kraliyeti oradan atarsam patlarım. Kraliyeti barbar kralını oradan attım. Şimdi kraliçe de ilerliyor. Yani çok ilginç bir şekilde ilerlememiz devam ediyor. Püskürtücüye denk gelmesin diye zeplini en sağdan attım. Bu sefer zeplin içine sokamadık. Sıkıntı yaşadık arkadaşlar. Şöyle bir kelle avcısı attım. Bakalım kraliyeti alır mıyız? Alacağız gibi duruyor. Bir monolit vakamız var. Monolit sıkıntı yaratacak. Şöyle dış tarafı sinsilerle temizlemeye devam ederken sanırım 3 yıldızı getiremeyeceğiz ya. Hem süreden patladık hem askerimiz kalmadı. Kraliyet temizliyor ediyor ama arkada bir monolit var. Monolitin yanında bir de görünmezlik kulesi var abi. Tilkimiz yok, kazıcımız var. Kazıcı da zaten oraya gelene kadar Allah rahmet eylesin diyoruz. %96 ile savaşı tamamlayacağız gibi duruyor. Anka geldi, %96. Evet, biraz bizim ekipmanları harcamamız lazım. Sanki biraz böyle develdivene falan bir destek atmamız lazım. O yüzden birazcık
Geride kaldık. Tabii burada benim hatam oldu abi. Zeppelin'i en sağdan attım ya. Ya koruyucu hani orduyla bütünleşip gidecek dedim. Gitti kraliçeyle birlikte sola. Soldaki duvarı da ben kırdım lan. Süper duvar kırıcı elimdeydi. Hani kalmasın. Öndeki duvarı kırar dedim. Attım gitti sol tarafı kırdı. Onlar oradan ekmeğine baktı. Neyse abi 35-32 kazandık zaten. Buradaki pozisyonumuzda dördüncülük. Burada da birlik düşme şeyi yok yani. Burada da rahatız. Şimdi diğer klanımıza geçelim. Şampiyon 3 Ligi'ndeki unutulmaz klanımızdayız. Burada da rakibimiz bir Türk klanı Osmanlı Devleti ile karşılaştık arkadaşlar. 3. günümüzde. Bu arada unutulmaz klanında bayağı iyi gidiyoruz. 2. gün savaşımızı da kazandık. 37-28 tamamlandı. Şimdi 3. günümüze geçtiğimizde Osmanlı Devleti'ne karşı burada da bir avantajımız söz konusu. İki tarafta 11 savaş yaptı. Bizim 29, onların da 27 yıldızı var. Kendilerine başarılar diliyoruz arkadaşlar. Ve şöyle lig pozisyonunu da göstereyim. Şu an 2. sıradayız. Osmanlı Devleti birinci sırada kafa kafaya giden bir mücadele var. Bakalım iki Türk klanından birisi birinci olursa çok çok mutlu oluruz tabii ki. Şimdi dördüncü sıraya saldırı yapmayı düşünüyorum. Grand Legend isimli bir köy var. Buraya kraliçe yürüyüşüyle belediye binasının olduğu etaba doğru bir ilerleyiş sağlamayı planlıyorum. Tabii burada belediye binasını almam birazcık sıkıntılı olabilir. İlerletebildiğim kadar ilerletip daha sonrasında muhtemelen zeplin gönderip temizlerim. Ama hani amacım şu barbar kraldır, koruyucudur bunların bir temizliğini sağlayabilmek. Daha sonrasında da birazcık savaş gidişata göre şekillenecek benim için arkadaşlar. Her şeyimiz hazır. Ben de saldırıma buyurun geçiyorum. Burada da ruh tilkisi yok maalesef. Kazıcıyla saldıracağız. Şöyle alt taraflara sinsileri gönderip kraliçemi bıraktım. Kraliçe buradaki hava savunmasını indirmesi gerekiyor tabii ki. Şöyle biraz balon desteği verdikten sonra hemen şifacılarımı gönderdim. Hava savunması olan etaba doğru ilerleyişimiz devam ederken kraliçemiz buradaki hava savunmasını indirdi. Rakip kahramanların olduğu etaba geldik. Şimdi burada da elimde kelle avcım var. Hemen bir temizlik yapıyorum. Şimdi üst taraftan bir temizlik yaparsam kraliçeyi sokabilir miyim? Bunu bir düşündüm. Şuradan bir temizlik yapmaya çalışırken abicim klan kalesine zehir almamışım ya. Çıldıracağım ya. Gerçekten çıldıracağım. Of. Şimdi şuradan bir süper duvar kırıcı bir öfke daha gönderdim. Yani gerçekten sıkıntılı. Bu arada belediye binasının olduğu noktaya arkadaşlar sanırım gireceğiz. Şöyle bir dondurma attım. Buradan bir çıkmak istiyorum. Acil bir şekilde sinsilerden de gönderim sağlıyorum. Belediye binasını galiba kraliçe yürüyüşüyle alacağız. Bu noktada şifacılarımdan kaybım oldu. X yayını almak üzereyim. Şöyle bir kraliçe özelliği basalım abicim. Belediye binasını da alalım istedim. Belediye binasını da an itibariyle aldık. Şimdi buz golemi patlatıyoruz. İki tane şifacımız gitti maalesef. Savaşı hemen üst tarafa aktardım. Kraliçeyi gönderdim bu noktadan. Koruyucumu bıraktım. Yavaş yavaş da saldırımı başlatmam lazım. Köstebek seçiyorum. Buz golem, barbar kral ve orman binicileri de yatık attım. Çünkü geniş bir düzen var. İki tane öfkemiz var. Ordu birazcık dağılacak gibi. Şimdi şu noktada bir dondurma kullanalım. Barbar kral üst tarafa gitti. Üst taraftan barbar krala destek bir kraliyet göndersek mi diye düşünürken barbar kralın özelliğini basıp şöyle bir kelle avcısı gönderdim. Hemen bir koruyucu özelliği basıyorum. Kraliyet şampiyonumu henüz savaşa dahil etmedim arkadaşlar. Kraliyet şampiyonumu da birazdan göndereceğim. Barbar kral birazcık ilerlesin istiyorum. Şöyle bir öfke gönderdim. Şuradan da kraliyeti bıraktım. Çünkü aksi takdirde süreden patlayacağız. Üst tarafa bir büyücü bıraktım. Hemen devam etmeye çalışıyorum. Ordu birazcık tıkandı ve şifacılarımız maalesef hayata gözlerini yumdu. Yani şu belediyenin orada hava savunması olduğu için balonları güdümlü için göndermiştim ama daha sonrasında belediyenin oradan çıkanlar bizi mahvetti arkadaşlar. Sağ taraf ilerlerken sol tarafa bir dondurma atıp kelle avcısı bıraktım kraliyet şampiyonu için. 3 yıldızın gelmesi imkansız gibi duruyor açıkçası. Çok çok güzel bir saldırı gerçekleştirmedik. Süre açısından da problem yaşıyoruz. Barbar kral ilerlerken kraliyet destek veriyor. Kraliçe destek veriyor. Orman minciler destek veriyor ama süre açısından patlayacağız. Bu net bir şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Alt tarafı da büyücüler falan temizliyor. Hani elimiz kolumuz uzun. Bir 3 yıldız 15 saniyeye sığdırır mıyız diye bakmaya çalışıyorum ama yani zor. Süre yetmeyecek. Süre yetmeyecek. Yoksa 3'ü almıştık.
Bak X yayı kaldı, arka taraf kaldı. Bunlar temizliyor. Yani arka taraftaki şu üçlü kaldı. %97'de kalmış oluyoruz. Koruyucu Anka kuşuyla birlikte orayı hallederdi ama birazcık fazla oyalandı. Kraliçeye belediye binasını aldıralım edelim dedik. Orada oyalanınca edince maalesef %97'de kaldık arkadaşlar. Yani bugün olmadı. Bugün bir sıkıntı var galiba. Kendimizi canlı yayın hazırladık. Akşam canlı yayında inşallah patır kütür üçlükleri patlatacağız. Evet, videomuzun sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.